Kanal Antalya Alanya Stüdyosu'ndan mutlu akşamlar sayın seyirciler. Günün gelişen haberleriyle karşınızdayız. Alanya'nın yakından tanıdığı 2015'te Mardin'de şehit düşen Emniyet Amiri İbrahim Halil Aksoy garnizon şehitliğinde dün dualarla anıldı. Şehit Aksoy'a dün ikindi namazının ardından kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Sayın Aksoy, kardeşimizin sene devriyesi münasebetiyle burada bulunuyoruz. Alanya İç Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yapan Emniyet Amiri İbrahim Halil Aksoy, 2015'in Eylül ayında Mardin'in Dargeçit ilçesinde uğradığı hain saldırıda şehit düşmüştü. Şehidimizin şehadetinin seneyi devriyesi nedeniyle Alanya Garnizon Şehitliği'nde kabri başında dün ikindi namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar okundu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ala sıratim müstakim. Yoğun bir katılımın yaşandığı tilavete Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Fevzi Yıldırım, parti yönetimleri, emekli polis ve gazilerle akrabaları da iştirak etti. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. Bu cennet vatanı için, milletimizin huzur ve güvenliği için öpüp koklamaya doyamadığı evlatlarını, can yoldaşı, eşini, anne ve babasını geride bırakarak hiç düşünmeden canını feda eden kahraman şehidimizin şehadetinin 4. yılında kabri başında rahmetle ve minnetle yad ettik. İlçe Emniyet Müdürlüğü adına katılan tüm halkımıza teşekkür ederiz. Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yılı şerefine Alanya Belediye Zabıta Teşkilatı'nın organize ettiği gecede emekliye ayrılan teşkilat üyelerine de plaket takdim edildi. Zabıtalık mesleğinin zorlukları ise hazırlanan tiyatro gösterisiyle katılımcılara sunuldu. Alanya Belediyesi Zabıta Birimi, Türk Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yıl dönümü ve Zabıta Haftası kapsamında Alanya Kültür Merkezi'nde program düzenledi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Birim Amirleri ve çok sayıda misafirin katılımıyla gerçekleşen gecede zabıta olarak uzun yıllar aktif hizmet etmiş ve emekliliğe ayrılmış teşkilat üyelerini gece için özel hazırlanan bir tiyatro gösterisi ise katılımcılara sahnelendi. Zabıtalık mesleğinin zorluklarını anlatan oyunda zabıtaların gün içinde yaşadığı sıkıntılar esprili bir dille katılımcılara aktarıldı. Çam örtüsü, ışın ışı, dalga dalga baydım. Senin
Gecede konuşan Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın, Alanya'mızın huzur ve güvenliği için Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in emir ve talimatı doğrultusunda çalışmaya gayret gösteriyoruz, dedi. Alanya Belediyesi Zabıtası olarak zabıtanın toplumdaki yerini, farkındalığını bir derece olsun anlaşılması için bu programları yapmaktayız. Ben bu gece konuşmamı çok uzatmayacağım. Hepiniz çok sağ olun. Geldiğiniz için bizleri kırmayarak davetimizi icap eden herkese Allah razı olsun. Herkese iyi geceler, hayırlı geceler, sağ olun, var olun. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise gecesini gündüzüne katarak şehrimizin ve halkımızın güven ve refah ortamında bir hayat sürmesini sağlayan zabıta teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkür eder, görevlerinde başarılar diliyorum, dedi. Hem zabıta personelimiz hem de Alanya personelimiz, daha doğrusu Alanya Belediyesi ailesi olarak böyle güzel ve güzel bir ekiple çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğumu da tekrar ifade etmek isterim. Ve böylelikle de zabıtamızın 193. yılını kutluyor. Bu programda emeği geçen tüm arkadaşlara da tebrik ediyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Aramızdan zabıtadan emekli olan arkadaşlarımıza da ömür boyu sıhhat ve mutluluk diliyorum. Ve hayat boyu da onlara da başarılar diliyorum. Ve böylelikle katılımdan dolayı hepim bay bay teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi'ne yeni üye katılımı devam ediyor sayın seyirciler. Dernek binasına gelen Alanya Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri Erkan Demirci, Serkan Salbur, Yılmaz Bağışlar ve Nazmi Zavlak şubeye gelerek üye oldular. Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi'ne yeni üye katılımı devam ediyor. Dernek binasına gelen Alanya Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri Erkan Demirci, Serkan Salbur, Yılmaz Bağışlar ve Nazmi Zavlak şubeye gelerek üye oldular. Belediye meclis üyelerinin yanı sıra vatandaşların da üyeliklerinin kabul edildiği dernek binasında konuşan ADD Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli, Atatürk'ün düşüncelerini yaymanın asli görevleri olduğunu söyledi. Derneğe ilerleyen süreçte yeni katılımların da olacağını aktaran Sirkeli, bunları paylaşacaklarını dile getirdi. Faaliyetlerle bunları her geçen gün basın önünde devamlı paylaşıyoruz ve sizler de görüyorsunuz. Bugün Sivas Kongresi'nin Sivas Kongresi'nin 100. yılı. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kuruluşunda 30. yılı bu yıl. Bu nedenle dernek bünyesinde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Paneller, konferanslar, üye katılımları. Biz de bu çerçevede bugün Alanya Belediyesi'ndeki meclis üyelerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızdan ADD gönüllü dostlarımızı davet ettik ve bugün burada bir üye katılımı düzenliyoruz. Gelen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Burada bizim yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğimizin devamı gelecek. İki ay süreyle yeni yeni katılımlar olacak ve bunları da basınla paylaşacağız sizler. Değerli izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Hukuk İşleri Yöneticisi Avukat Müge Gezginci şu anda stüdyoda haber konuğum. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ay Sultan Kadınlar Plajı ile ilgili konuşacağız bugün. Evet, çok polemikler yaşandı geçtiğimiz haftalarda. AK Partili kadın kolları başkanları açıklama yapmıştı. Evet. Ay Sultan Kadınlar Plajı'na giderek. Şu an son durum ne? Şimdi öncelikle şunu bir açıklık getirmek istiyorum. Çünkü AKP'li kadın arkadaşlarımızla yaptıkları basın açıklamasında Muhittin Böceğin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin Ay Sultanlar Plajı'nı kapattığını iddia ettiler. Şöyle bir durum var. Siyasi nedenlerden dolayı kapatıldığını iddia etmişlerdi. Evet. Muhittin Böcek Ay Sultan Kadınlar Plajı'nı kapatmadı. Birincisi ona bir açıklık getirmek istiyorum. Zaten size de göstereceğim, biz belgelerle konuşuyoruz diye açıklama yapmıştık. Belgelerimizi de getirdik. Belgelerimiz de burada mevcut. Şöyle, Sayın Menderes Türel zamanında Ay Sultan Kadınlar Plajı 3 yıllığına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kiralanıyor. 9 Mayıs 2016 ile 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında 3 yıllık süreyle kiralanıyor.
31 Mart seçimlerinden sonra süreçte Türel zaten belediye başkanı. Evet, Türel bu süreçte belediye başkanı. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Sayın Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geliyor. Muhittin Böcek göreve geldikten 40 gün sonra sözleşmenin süresi bitiyor. 3 yıllık sözleşmenin süresi bitiyor. 8 Mayıs 2019 tarihinde sözleşmenin süresi doluyor. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 7 Mayıs 2019 tarihinde sözleşmenin 3 yıl daha uzatılması için burada gördüğünüz dilekçemizi Antalya Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderiyoruz. 7 Mayıs 2019 tarihinde. Evet. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bizim dilekçemizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ulaştırıyor. İlgili komisyonlarca da herhangi bir sıkıntı olmadı ve bu nedenle de bu sürenin uzatılabileceği görüşü eklendikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilen tarih 31 Temmuz 2019. Bir de dikkat ederseniz üstüne ivedi yazmışlar. İvedi olmasa ne olacaktı artık orasını bilemiyoruz. Aradan 7 Mayıs'tan 31 Temmuz'a kadar geçen süreyi göz önünde bulundurduğumuzda bunun neresi ivedi onu da anlamış değiliz biz zaten. 31 Temmuz 2019 tarihinden beri biz bakanlıktan yanıt bekliyoruz. Şu an hukuki olarak bir hak sahibi değiliz biz o plaj üzerinde. Bize ait olmayan bir yeri biz nasıl işletmeye açalım. Ben öncelikle sayın arkadaşlarıma bu soruyu sormak istiyorum. Size bakanlıktan hala bir cevap gelmedi. Hali hazırda henüz bir cevap gelmedi. Bakanlıktan cevap geldikten sonra biz zaten sözleşmeyi uzatmak için talepte bulunmuşuz. Bakanlıktan bize cevap geldikten sonra biz plajı yeniden işletmeye açacağız. Ayrıca şu an orada denize girilemez gibi bir durum yok. Sahiller bütün halkındır. Sadece şezlong ve büfe işletmeciliği yapamıyoruz biz. Ayrıca seçimden sonra da biz Ay Sultan Kadınlar Plajı'nın etrafını bayağı toparladık. Oradaki yolları Büyükşehir Belediyesi olarak yaptırdık. Oranın da eline yüzüne çeki düzen de vermişliğimiz var. Ama tabii basında kapatıldığına dair haberler çıktı. Çünkü, tamamen kapatıldığı şeklinde. Evet, şöyle de bir durum var. Türkiye genelindeki siyaseti göz önünde bulundurduğunuzda CHP'li Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin iştirak şirketlerini işletmemek ya da vasıfsız bırakmak adına maalesef iktidarın böyle bir oyununa maruz kaldık biz. İştirak şirketlerini çalıştırmayarak ya da iştirak şirketlerini halkın karşısında kötü göstererek bizi iflas yoluna sürüklemeye çalışıyorlar. Ama biz dediğim gibi belgelerle konuşuyoruz. Keşke AKP'li kadın arkadaşlarımız da basın açıklaması yaparken en azından bu işin aslını astarını araştırıp da ona göre basın açıklaması yapsalarmış. Çünkü altyapısı boş açıklamaların. Evet, Kadınlar Plajı'nın açıklamasından sonra Muhittin Böcek adına siz de bir açıklama yapmıştınız. Evet, evet. Belgelerle konuşuyoruz evet, diye. Evet, evet. Aynen, aynen. Belgelerim burada zaten size de getirdim. Hepsi şu an elimizde. Biz bu plaj kapandıktan sonra bu zaman dilimi içerisinde de bizden kaynaklanmayan sebepler biraz önce söylediğim gibi orada çalışan işçi arkadaşlarımızı da Büyükşehir Belediyesi'nin diğer kadrolarında istihdam ettik. Yani biz kimseyi açta açıkta bırakmayız. Cumhuriyet Halk Partisi işçinin, emekçinin her zaman yanında olmuştur. Liyakat ilkesi bizde esastır zaten. Biz diğer partiler gibi AKP gibi öncelikle gel bize üye ol, ondan sonra bizim iştirak şirketlerimize ya da bizim belediyelerimizde görev alabilirsin gibi bir durumda olamayız. Cumhuriyet Halk Partisi kimseye yoklukla terbiye eden bir parti değildir. Hiçbir zaman da olmayacaktır zaten. Evet, tabii siyasi nedenlere de gireriz daha sonra ama asıl önemli olan şu an da resmi belgeler. Evet. Resmi belgelerde de size bakanlıktan herhangi bir yazı gelmedi. Dair bilgi vermiş. Peki son durum ne bu konuyla ilgili? Hali hazırda bize henüz bir cevap gelmedi. Bu konuyla ilgili tabii Muhittin Böcek'ten hiç açıklama gelmedi. Hı hı. Ben zaten Sayın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek adına bir açıklama yaptım. Benim yaptığım açıklama Muhittin Böcek'in yaptığı bir açıklamaydı zaten. Biz şu anda o hali hazırda... Bu sürece kadar peki bir gelişme oldu mu? Hayır, herhangi bir gelişme olmadı. Aynı şekilde sosyal medyada bu durum çarpıtılmaya devam ediliyor. O yüzden beni de konuk ettiğiniz için öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi adına size çok teşekkür ediyorum bu karışıklığın
kaldırılmasına sebebiyet verdiğiniz için hali hazırda bakanlıktan bize herhangi bir dönüş olmadı. 31 Temmuz itibariyle gönderilmiş. Biz 7 Mayıs'tan beri sözleşmenin uzatılması için cevap bekliyoruz. Bize geri dönüş olduğu takdirde de her şeyiniz hazır, altyapımız hazır. Hatta yeniden açabilmek adına biz Ay Sultan Kadınlar Plajı'nın yolunu, sağını, solunu, çevresini yeniden yaptırdık. Peki Ay Sultan Kadınlar Plajı dışında başka izleyicilere söylemek bir şey daha kadar eklemek istiyorum. Çok kısa. Günde 5 kadının erkek şiddetiyle öldürüldüğü, onlarca kadının istismara uğradığı bir dönemdeyiz. Böyle bir süreçten geçiyoruz ülke olarak. Sevgili Adalet ve Kalkınma Partili kadın arkadaşlarımdan özellikle rica ediyorum. Bu kadar kadın şiddete uğruyor, şiddete, erkek şiddetiyle öldürülüyor, istismara uğruyor. Biz geçen hafta Anıt'ın önünde basın açıklaması yaptık ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de haber verdik. Bütün partilere, bütün sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, hepsine tek tek kadın örgütleri olarak haber verdi. Kendileri neredeydi? Kendileri neredeydi? Madem o kadar kadın hakkı, kadınları önceliklerine izin vermiyorsunuz diyorlar. Siz kadın arkadaşlarınız öldürülüyor. Cinayete kurban gidiyor. Biz basın açıklaması yapıyoruz. Buna karşı bir kamuoyunda tepki oluşturmaya çalışıyoruz. Orada neredelerdi bilmiyorum. Olmaması gereken her yerde varlar. Olmaları gereken hiçbir yerde yoklar. Ben sevgili arkadaşlarımızı da oralarda görmek istiyorum. Bunu kısaca eklemek istiyorum. Ayrıca başka da bir duyurum olacak size. Buradan bütün Alanya'ya da duyurum olsun bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 96. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. 9 Eylül Pazartesi günü. Alanya Kültür Merkezi'nde 25. ve 26. dönem milletvekili sevgili arkadaşım Barış Yerkadaş gelecek. Bir söyleşi yapacağız Alanya'da, Atatürk Kültür Merkezi'nde. Pazartesi günü saat 6'da söyleşimiz başlayacak. Saat 7 itibariyle de Atatürk Kültür Merkezi'nin giriş katında Eren Erdem'in kitaplarını imzalayacak. Bir protokolle beraber bir açılış törenimiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşuyla ilgili bir slaytımız olacak. Buradan bütün Alanya halkını da bekliyoruz. Aramızda görmekten gurur duyarız, onur duyarız. Evet, bunu duyurusunu yapmış olduk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Dördüncü yılımıza geldik Süper Lig'de. Tabii ilk defa lider konumuna geldik. Tabii güzel bir şey ama bunu çok büyütecek, abartacak da bir şey yok. Daha 3 maç oynadık. Daha geride 31 maç var. Ama tabii yani ilk haftalara iyi başlamak. Geçen hafta biliyorsunuz 3'te 3 mağlup olmuştuk. Bu sene 3'te 3 galip geldik. Tabii iyi başlamak gerçekten avantaj oluyor, iyi oluyor. Tabii lider olmak daha da güzel bir şey. Tabii burada taraftarlarımızın, Alanya'mızın da mutlu olması, onlar da hakları güzel bir şey. Ama biz yönetimsel olarak baktığımız zaman yani büyütecek bir şey olmadığını, daha henüz 3 maç oynadığımızı, geride 31 maç olduğunu, 31 maça baktığımız zaman da 93 puan tekabül ettiğini. Ama tabii daha küçük takımlar için sezon başı inişli çıkışlı grafikler mutlaka olacaktır. Bazı takımlar işte iyi başladı, bazı takımlar kötü başladı. Ama bunlar tabii ki kötü başlayan takımlar içinde kötü gidecek diye bir şey yok. Çünkü bütün takımlar iyi transferleri yaptı. Herkesin bir çıkış noktası, iniş noktası mutlaka olacaktır. Ama bugüne baktığımız zaman milli maç arasına da Alanya Spor'umuz lider olarak girdi. Bu da bizim için güzel bir duygu. Alanya Spor'un başarılı bir grafik çizdiğini fakat gündemde fazla yer almadığını belirten kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu şöyle devam etti. Tabii ki biz hep şunu söyledik, kendi büyük takımların milyonlarca taraftarları var. Tabii ki izleme rekorları, reytingler mutlaka olacak. Biz zaten ona her zaman saygı duyuyoruz. Onlar da tabii ki büyük taraftarların da beklentisi var. Ha, ben de hep şunu söylüyorum yani. 2 saat zaman ya da 3 saat zaman program yapıyorsanız 2 saatin yani 2 saat yapıyorsanız 2 saat yani
büyük takımlara ayrın ya da o günkü takıma ayrın. Ama bir 10-15 dakikada bizim gibi ya da Alanya Spor gibi ya da Alanya Spor başka takımlar da var yani Türkiye'de. Diğer takımlarımızda da yani o gün bir başarı elde ettiyse, güzel bir galibiyet aldıysa, bir başarısı varsa, bir büyük takımı yendiyse her takım için geçerli. Onlardan da tabii ki bahsedilmesi, bütün taraftarların, o kulüplerin de taraftarların da beklentisi zaten orada olması gayet güzel ama maalesef bu çok fazla olmuyor. O gün de bizim spordaki arkadaşlarımıza zaten samimiyetimizle dayanaraktan da eğer o konuyu da bağlamadan önce değineceğimi de söyledim. Onlar da tabii ki dediler. Onlar da zaten makul karşılar. Çünkü bizim söylediğimiz sözlerde yani herkesi bağlayan bir söz vardı. Çünkü o gün hakikaten de bizim taraftarlarımız da Türkiye'de sadece Alanya değil de Alanya dışında da Türkiye'nin her yerinde tabii ki bizi de destekleyen, her takımı destekleyen taraftar olduğu gibi Alanya Spor'umuzda çok taraftarı var. Tabii herkesin bana böyle bir kulüp başkanı olarak, haklı olarak başkanım, ya bizim takım galip geldi, işte lider de oldu ama hiç kimse kanallarda bahsedilmiyor. Sözler üzerine tabii ki biz de yani onun üzerine bu konuyu dile getirdik. Zaten bunun doğruluk, %100 doğruluk payı olduğunda zaten herkes kabullendi. Ama yani biraz öyle olmaması lazım. Sadece yani 4-5 takım üzerine sürekli aynı şeyle konuşulduğu zaman diğer takımlar sanki böyle yani basit alınmış gibi bir davranış oluyor. O da tabii ki bütün hem yönetimsel olarak hem de taraftarları da üzüyor ama bunları da konuştuk. Bazı kanallarda bu oluyor maalesef. Çavuşoğlu yeni transferler hakkındaysa şöyle konuştu. Gelen bir kadrosu var. Kadromuz ve transfer dönemi hakkında bilgi, bir değerlendirme alabilir miyiz? Şimdi tabii arkadaşlar biz sezon başında da sezon biter bitmez söylediğimiz bir şey vardı. Özellikle yani mevkiler belli. Gidecek olan oyuncular olacak mutlaka. Gelenler de olacak ama bizim eksik olan mevkilerimiz zaten mevcuttu. Geçen sene biliyorsunuz bir de kulübemiz de biraz zayıflık görünüyordu. Tabii ki alacağımız transferlerin de nerelere olduğu zaten önceden tespit olduğu için bizim de amacımız, hedefimiz sezon başı kampı başlamadan önce transferlerin özellikle kilit noktalardaki transferleri tamamlamak idi. Ama biz bunları tabii ki hızlı bir şekilde transferlerimizi yaptık. Ve bültenimizin sonuna geldik. Yarın da her şeyden haberiniz olsun diye 18.30 Ana Haber Bülteni'nde görüşmek dileğiyle 20.30'da Esat Kanal Antalya Ana Haber Bülteni sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşçakalın.